İsmim Nazım Arslan. Tunceli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı. Tabii bu aralar şehrimizin önemli gündemi Dersim Spor ve futbol diyelim adına. Biz ASKF olarak şehirde amatör futbolun en başındaki spor kuruluşuyuz. Ve Türkiye'nin en büyük spor taban örgütleriyiz ASKF'ler olarak. Dersim Spor meselesini de 2009'dan beri bugüne, kurulukları günden bugüne takip ediyoruz ama biz Tunceli ASKF olarak çok yeni bir ASKF'yiz. Olayı sadece son 5 yılına dahiliz. Dersim Spor'u değerlendireceğimiz zaman Dersim Spor'un günümüzdeki, bugünkü şehrimizde tartışılan Dersim Spor ve Dersim Spor'la ilgili konuları değerlendireceğimiz zaman konuyu sadece mevcut yönetim üzerinden değerlendirirsek hem mevcut yönetimi hem de Dersim Spor camiasına önemli oranda bir haksızlık yapmış olabileceğimizi düşünüyorum. Futbolcu arkadaşlar doğru yapmadılar. Bırakıp gitmekle doğru yapmadılar. Çünkü Dersim Spor 2009'dan bugüne evet çok önemli oranda büyük paralarla ismi anıldı. Ancak bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir sporcusuna hiç borçluk almadı. Sadece bir sporcusunun profesyoneldeyken Dersim Spor 3.'lüğe çıktığında bir sporcusunun icraya verdiği bir durum vardı. O da o sporcu da parasını aldı ve o problem de çözüldü. Öyle veya böyle Dersim Spor futbolcularına olan borçlarını bir şekilde ödüyor. İnsanlar bir şekilde yardımcı oluyor. Bu yönetim evet ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla başladı. Çünkü insanların Dersim Spor yönetimine olan güveni artık azalmıştı. Hatta bitme noktasına gelmişti. Düşünün ki vaktiyle şehrimizin iki önemli iş insanı Turabi Yıldız ve Tayyar Tunç gözlerini kırpmadan paraları basıp bir otobüs alıp kulübe hibe edecek kadar yardımlar veriliyordu. Profesyoneldeyken örneğin rakamlarda tam şeyler olabilir ama 7 milyon civarında bir para harcandı profesyonellikte oynadığı dönemler. Ve bu paralar Dersim Spor'un kendi geliri yok. Bir yerden bir gelir kaynağı yok. Düzenli bir para akışıyor. Dersim'in iş adamlarının Dersim Spor'a olan katkılarıyla bulundu, sağlandı. Devletin çok önemli destekleri oldu. Hemen hemen hatta çok iyi bildiğim Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan dahi Dersim Spor'a para aktarıldı. Yani devletin çok ciddi destekleri oldu Dersim Spor'a. İş insanlarının da destekleriyle Dersim Spor bugüne geldi. Ancak kişileri veya yönetimleri zan altında bırakmak istemem. Fakat halkın genelindeki genel rahatsızlık şuydu. Dersim Spor başladığı geleneğin ötesinde hesap verilebilirliğini bıraktı. Hani hiçbir yönetim Dersim Spor üzerinden rant elde etti, zenginleşti gibi bir şey söylemiyorum ama belli yönetimler hesap verdi. Belli yönetimler hesap vermek yerine daha kendi içine kapanmayı tercih etti. Hesap verilen dönemde gelen paranın nereye gittiği insanlara anlatıldığı dönemlerde Dersim Spor çok iyiydi. Ama hesap verilebilirlik dönemi bittiğinde insanların gözündeki Dersim Spor yönetimi algısı da değişti. Bu da ister istemez son yönetime artık Dersim Spor'la ilişkilerimiz kesilmiş şeklinde yansıdı. Oysa yönetim evet çok iyi şeyler de yapabilirdi, yapabilecektir veya yapamayacaktır. Bunu tabii ki zaman gösterecekti. Ama mevcut yönetim bence biraz daha zaman tanınsa belki iyi şeyler yapabilirdi. Çünkü çok yeniler bu konuda. Acemiler her şeyden önce. Futbolda kelimenin tam anlamıyla dipsiz kuyu ve sürekli para isteyen bir branş. Dersim Spor'un da hayali tabii ki profesyonele çıkmaktı. Hatta daha da büyümekti. Bununla ilgili de güzel de bir ekip oluşturuldu. Maçlarda sahaya yansıyan bir başarı vardı ortada. Bu sahaya yansıyan başarının perde arkasında teknik heyetle beraber yönetim de vardı. İster istemez. Çünkü güzel bir kadro kuruldu. Bu kadro tesadüfen kurulmaz. Hani birilerinin yönetimin onaylamadığı kişiler örneğin kulübe giremeyebilirdi. İşi hocaya bıraktılar. Altyapıya destek vermek noktasında diğer yönetimlerden farklı olarak
işler yapmaya çalıştılar. Hatta altyapı için dahi bir antrenör de getirdiler. Altyapıda başlayacaklardı. Zaten bizim Dersim Spor kurulduğundan beri Dersim Spor'a söylediğim şey oydu. Ne yaparsanız yapın, hemen hedefe koşmak yerine yavaş yavaş koşun. Şu şehirde futbolun altyapısını, çocuklarımızı, bizim çocuklarımızı futbola başlatın. 2009 yılında altyapıyla başlasaydık, 2009 yılında 10 yaşındaki çocuğu alsaydık, o çocuk şimdi profesyonel sporcumuzdu. Bizim sporcumuzdu. Ama biz daha çok transferlerle gelen paraları hep dışarıya gönderme yolunu seçtik Dersim Spor olarak. Kendi öz kadromuzu oluşturmak yerine hep dışarıdan getirdik, paraları verdik, adamlar aldı ve gitti. Bu kadar net. Ancak bu yönetim ama altyapıyı daha çok önemsemeye özen gösteriyordu, önem gösteriyordu. Altyapı için hoca getirmek mesela diğer yönetimlerin yapmadığı bir şeydi. Tabii yönetimle de görüştük. Yönetim çeşitli şartların oluşması durumunda yönetimi bırakmaya hazır olduklarını vurguladılar. Bu şartların başında da yapmış oldukları masraflar geliyor. Tabii ki yani hadi sen çık ben geldim deyip gitmek olmuyor. Örneğin yönetimin imzasıyla yapılmış borçlanmalar var. Bu futbolun her kulübünde var. Türkiye'nin tamamında bütün futbol kulüplerinde işleyiş böyledir. Sonuçta kulüp yönetimi çeşitli şekillerde borçlanmış. Bu borçların üstlenilmesi durumunda bırakıp çıkmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Şartları ayrıca konuşurlar tabii ki. O bizim Tunceli ASKF olarak girip müdahil olabileceğimiz bir durum değil. Yani öyle bir konuya kesinlikle karışmayız. Onu yönetimler kendi arasında kullanır. Ağırlıklı kamuoyundan beklentiler kulübümüzü vaktiyle profesyonele kadar taşıyan Erdal Güntaş'ın duruma müdahale etmesinden yana. Erdal Bey de kelimenin tam anlamıyla futbolda çok yıprandı. Çok fazla para harcadı diyelim adına. Kabul eder mi etmez mi bu konuda tabii ki fikir onun olmak şartıyla, karar onun olmak şartıyla biz de kendisinin de bu işi üstlenmesini tabii ki isteriz. Çünkü başarılı bir başkandı, başarılı bir yöneticiydi. Kulüp için çok çabaladı. Hatta yönetimden, başkanlıktan ayrıldıktan sonra dahi kulübün peşini hiç bırakmadı. Kulübü hiç yalnız bırakmadı. 62 Dersim Spor'da, Pertek 62 ikenden başlayan bir desteği hep vardı. Kabul eder mi? Umarım eder. Beklentimiz, kamuoyunun genel beklentisi o yönde, örneğin diyelim. Ancak şeyde söylemeden edemeyeceğim. Bu şehirde futbol, bu şehirde spor sadece ve sadece Dersim Spor'dan ibaret değil. Yani 2009'dan bugüne Dersim Spor'a harcanan para yaklaşık 20-22 milyon lira civarında. Dersim Spor için harcanan para. Biz Tunceli ASKF olarak, Tunceli'deki bütün amatör spor kulüplerinin, amatör sporların üst çatı örgütü olarak göreve geldiğimizden beri, daha doğrusu kuruluşumuzu yaptığımızdan beri şunu hep söyledik. Dersim Spor'a ayrılan paranın çeyreğine biz Dersim ve ilçelerindeki bütün kulüpleri, bütün branşların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Dersim Spor'a harcanan paranın çeyreğine bütün branşlar, A'dan Z'ye bütün branşlar ve şehirde kurulu bütün spor kulüplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Benim Pertek'te voleybol takımım 3. liğe çıktı, 2. liğe yükseldi. Parasızlıktan geri çekildi. Benim bu şehirde handbol takımım 1. liğe çıktı, parasızlıktan geri çekildi. Benim bu şehirde basketbol kulüplerim çok başarılı işler yapıyorlar ama parasızlıktan pek çok yere gidemediler. Benim kulübümün ana branşı raftingti. Parasızlıktan ve başka sebepler ahiş olmak şartıyla parasızlıktan gidemediğimiz yarışlarımız oldu. Kanada faaliyetim var, gidemiyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Son dönemde Sayın Valimizin spora olan destekleri üzerinden kulüpler biraz rahatlamış olabilir. Ancak 2009'dan bu zamana ben değerlendiriyorum bunu. Son dönemde evet katılmadığımız yarışma olmadı. İlimizde çok büyük organizasyonlar yapıldı. Ama Sayın Valimizden önce biz çok büyük yokluklar çektik. Dersim Spor varlık içinde yüzerken biz çok büyük yokluklar çektik diğer amatörler olarak. Yani bu sene şu an Dersim Spor konuşuyoruz.
Ben bu sene birinci amatörü kuramayacak durumdayım. Dört tane futbol kulüp takımım var. Şehirde dört tane takımım var. Burma Geçit parasızlıktan katılamıyor. Ovacık parasızlıktan katılamıyor. Bozat parasızlıktan katılamıyor. Ben ligi nasıl kuracağım? Dersim Spor'dan başka kulüp yok mu bu şehirde? Bir tek Dersim Spor'u konuşuyoruz. Ovacık'ta Munzur Belediyespor, Bozat'ta Yeni Hozat Spor, Pertek'te Pertek Gençlik Spor, Burma Geçit Spor, çok daha başarılı işler yapan, diğer branşlarda başarılı işler yapan, başarılı faaliyetler yürüten, işte Gürsel Hocamızın kickbox, Dersim Kickbox Sporu çok daha başarılı işler yapıyor. Uluslararası yarışlara katılıyor. Ama futbol gibi tribünü yok. Ve sorunlar yaşıyor. Dersim Akademi çok güzel işler yapıyorlar. Altyapılarda çok güzel, birçok branşta çok iyi çocuklar yetiştiriyorlar. Ama bir yerde tıkanacaklar. Diyor mu? Şu an Sayın Valimiz burada ve rahatız. Problem yaşamıyoruz. Sonuçta vali burada kalıcı değil. Öyle veya böyle. Ama bu yıl, ama 2 yıl sonra dahi olsa bir şekilde devletimiz bir başka yerde görevlendirecek Sayın Valimiz. O gittikten sonra gelecek olan valimizle aynı frekansları yakalayabilecek miyiz? Bilmiyoruz. Ama Dersim Spor'a 20-22 milyon lira gibi bir para harcandı. Kuruluşundan bugün. Şehrin spor bütçesi var. Belediyeler gerçekleşen yılın 1/6 oranında amatör branşlara para aktarabilirler. İl özel idareleri amatörlere para aktarabilirler. Yıllarca hem Tunceli Belediyesi hem İl Özel İdaresi ilin bütün spor bütçesini Dersim Spor'a aktardı. İl Özel İdaresi diğer branşlara, diğer amatörlere malzeme yardımı yaptı. Ama bugün Hozat Spor'un, Pertek Spor'un, Ovacık'ın depolarında malzeme dolu. Malzeme problemleri yok. Ama deplasmana diye buraya gelmek için minibüs tutacak paraları yok. Buraya maça gelmek için minibüs tutacak paraları yok. Burma Geçit'in Hozat'a, Ovacık'a, Pertek'e minibüs tutacak parası yok. Önceki yıllardaki liglerden de hala esnaflara borçları var bu kulüplerimizin. Sadece futbolu Dersim Spor'a, sporu Dersim Spor'a indirgediğimiz noktada, kusura bakmayın, bu şehirdeki bütün amatörler Dersim Spor'un bu halinden rahatsız. Ama konumuz Dersim Spor olacaksa, evet, Dersim Spor bu şehrin önemli bir değeridir, yükselmelidir. Bunun için de herkes elini taşın altına koymak zorunda. Herkes elinden geldiğince destek olmak zorunda. Geçmiş yönetimlerde sorunlar yaşamış olabilir. Bu yönetim değerlendirilmelidir. Şartlar değişebilir. Yönetim biz vazgeçtik yapmıyoruz kardeşim dediği yerde de şehir tabii ki Dersim Spor kimse sahipsiz bırakmayacaktır ve birileri devreye girip Dersim Spor'u tekrar hak ettiği noktaya getirmek için uğraşacaktır. Ancak mesele sadece Dersim Spor üzerinde değerlendirilmemeli, Dersim'de spor üzerine değerlendirilmeli bence.